Herkese merhabalar. Stockholm'dan canlı yayınımızın kaçıncı bölümdeyiz? 4 mü 5 mi? 5. bölümdeyiz. 5. bölümdeyiz. Bugün ikinci yarı finalin tüm şarkılarının artık provası gerçekleştirildi. Ve sonunda tüm şarkıları dinlemiş olduk. Big Five haricinde. Aynen öyle. Ve çoğu haricinde, İsveç haricinde. Güney'le ile başladık, Slovenya ile başladık ve Belçika ile kapattık. Önce bir final ismi değinme olayına girelim. İlk başta Slovenya vardı. Final ismi değil mi? Slovenya değil bence. Değil diyorsun. Şöyle değil. Dünkü performansları gördükten sonra. Belki dün görsek borderline derdim ama dünkü performansları gördükten sonra değil. Benim de çok içimden gelmiyor açıkçası. Slovenya olursa da 10. falan böyle. Finalist olması çok şey gelmiyor. Romanya. Romanya bugün çok hoş bir anma aynen, yapıldı. Ondan biraz sonra bahsedelim günün başlıkları arasında. Bulgaristan. Net finalist. Günün hatta, sürprizi, yılın sürprizi belki aynen, de. Aynen yılın sürprizi. Yani ben açıkçası Bulgaristan'dan çok iyi bir derece bekliyorum. Yani muhtemelen çok çok iyi bir şekilde ayrılacaklar Stockholm'den. İnanılmaz kendilerine güvenleri var. Junior yaramış Bulgaristan'a. Kesinlikle yaramış, onu söyleyeyim. Ben hemen kısa bir şey söyleyeyim. Ben şeye de inanıyorum. Geçen yıl böyle Letonya iyi bir şarkı gönderince yıllar sonra tekrardan başarıyı elde etti sonuçta. Gerçekten bu ülkeler de bundan bence ilham alarak gerçekten yapabileceklerine aynen, inandılar. Aynen o şekilde. Ukrayna? Finalist. Ama kesinlikle finalist. Beklediğim etkiyi alamadım ama Cemal'a biraz stresliydi, kendi de söyledi, daha iyi olacağına inanıyorum. Aynen, talihsiz şeyler başına gelmiş. Aynen. Havalimanında valizi kaybolmuş, kıyafetlerin oldu. Orada bir takım sorunlar yaşanmış ama onlara zaten değiniriz. Danimarka? Rahat, zor. Zor yani. Vokaller yerinde değildi. Onu düzeltirlerse belki ama ikinci yarı final, bunu diyeceğim ben de inanamıyorum ama ikinci yarı final çok güçlü ve zor. Vokal olarak çok güçlü bir yarı final. Danimarka açıkçası benim ulusal finaldeyken favorimdi. Lighthouse X ama buraya gelince canlı yayında hayal kırıklığına uğrattı beni. O açıdan çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Hak etmiyorlar bence şu ikinci yarı finalde. Norveç? Finalist. Kesinlikle. Finalist, ben ilk üçte biteceğine inanıyorum bu yarı finalde. Ben ilk üç değil de dördüncü olarak bitireceğine inanıyorum. Genelde o tarz parçalar dört bitiriyor. Yok ama final değil, bu yarı finali. Ha, yarı finali. Yarı finalde çok iyi bir derece yapacağına aynen, inanıyorum. Aynen, yani muhtemelen çok iyi bir derece yapacak. Peki. Gürcistan. Çok zor. Yani hani ağzıyla kuş tutsa bundan sonra zor. Yani diğer katılan ülkelere de baktığımızda Gürcistan'ın oy alabileceği bir ülke ben burada görmüyorum. Çünkü hiçbir komşusu yok Kafkasya'dan. Hepsi birinci. Sovyet ülkelerinden de açıkçası... Kimse. Ukrayna var, Belarus var. Aralarındaki ilişkiyi çok bilmiyorum. Ya, Belarus vereceğini sanmıyorum. En fazla tam tersi. Ukrayna'nın çok vereceğini sanmıyorum. Verirse az bir şey Belarus verir. Arnavutluk. Arnavutluk. Çıkarsa şaşırmayacağım. Benim gözümde finalist değil ama çıkarsa şaşırmayacağım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü öyle bir ses var ki. Yani çok yumuşak, güçlü değil ama çok yumuşak bir sesi var. Yani Enada'nın zaten sesi kurtarıyor. Çok hoş değil. Yani sahneyi bugün de bahsettik. Sahneyi en az kullanan, sahne ortamını en az kullanan isimlerden biri Arnavutluk bu yıl. Ve Belçika. Belçika finalist. Hayatımda gördüğüm en güzel kapanıştı. Öyle diyeyim. Kapanış olarak iyi. Kapanış ya. Tam böyle Eurovision 2016 yarı finallerini kapatıyor. Böyle herkes, evet Eurovision bitti. Çok güzeldi bence. Vokallerde ilk provada sıkıntı olmasına rağmen 2-3'te düzeltmişti. Yani güzel dediğim hani ne kadar güzel olabileceğini siz biliyorsunuz. Yani şarkı çok güçlü. Yani demiyorum ki güzel diye birinci bitirecek. Ama kapanış olarak çok hoş bir parçaydı. Aynen. İnsanların kesinlikle aklında kalacak. Kesin Laura o kadar güçlü ki sahnede. Çok güçlü bir isim sahne aynen, üzerinde. Sahneyi çok iyi kullanmış. Açıkçası benim dinlemediğim şarkılardan biriydi Vastupraje. Ama buraya geldikten sonra canlı performansını demeyeyim, sahnedeki halini gördükten sonra ya evet neden olmasın dediğim isimlerden biri. Yani Belçika bence iyi bir şey yapabilir bu yıl. Diğer ülkelere de bakınca ya olma ihtimali var gibi geliyor bana. Yani şey, onun dışında günün öne çıkan başlıkları nelerdi? Mesela Slovenya'nın basın toplantısında bir şey var mıydı hatırladığın? Çok hatırlamıyorum. Sen de var mısın? Yani Manuela bir defa kendinden kısmen emin. Yani sağlam duruyordu bence. Hani şey değildi. Şeyleri önemsemiyor. Bir defa, Taylor Swift şeylerini falan. Onlar hani kesinlikle. Bir defa şey mükemmelliyetçi olduğunu söyledi. O yüzden 3 provanın 3'ünü de
çok iyi geçtiğini, zaten her şeyin hazır olduğu, hani bugün eğer final yapılsa hazır olduğundan hı-hı. bahsetti. Aslında şunu söyleyeyim, ben Manuela ile ilgili beklentimin gerçekten üstünde farklı bir şovu vardı. Yani beklentimin kesinlikle üstündeydi. Ben daha ucuz, ulusal finaldeki gibi böyle ucuz bir şey beklerken gerçekten profesyonel bir prova izlediğimizi düşünüyorum. Bir tek akrobatı çok yersiz ve gereksiz buldum. Dedim aynen. ya 2014'teki Gürcistan paraşütçüsü gibi. Romanya, yani normalde bugün listede Romanya da vardı ama buradaki basın, işte bildiğiniz yakın medyadan takip ettiğiniz Vlogs, SC Kaz, SC Bubble gibi sayfalar ve buradaki press center'daki insanlar aşağıya davet edildi ve o videonun şarkısı hep birazdan söylendi. Aslında burada yapılan şey bir bakıma protestoydu. Ebu'nun bu tavrına protestoydu. Ben kendi adıma söylemek gerekirse evet, Romanya'nın yaptığı şey yanlış ama burada asıl etkilenen kişinin sanatçı olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden bunun başka bir şekilde çözüm yolu bulunabilirdi. Yani hiç olmazsa o video buraya Interroll Act olarak davet edilebilirdi. Aynı Melfest'te Anna Buka yaptıkları gibi diye düşünüyorum. Benim kendi şahsi fikrim. Yani benim aslında birazcık ne düşündüğümü biliyorsun. Romanya eğer katılsaydı ya da o video bir Interroll Act verseydi zaten Romanya yine şey yapmayacaktı ki, ödemeyecekti. Çünkü Romanya'ya bir sıcak başlık olmuş olacaktı. Bahsettiğimiz rakam 2011'den gelen çok yüksek bir rakam ve bunlar diyor ki biz size provalardan önce ödeyeceğiz diyor. Ama işte burada yapılan asıl şey sanatçı. Sanatçıya çok kötü etkili. Oldu. Onu kabul ediyorum. Onu gerçekten kabul ediyorum. Ama ben desteklemiyorum. Ya ben gitmedim de açıkçası söyleyeyim. Hani gerçekten şey Bulgaristan. Bilmiyorum. Ben açıkçası Bulgaristan'ın hem sahne şovundan, hem aksesuarlarından, hem vokalistlerinden, hem kamera açılarından, her şeyinden fazlasıyla etkilendim. O yüzden çok başarılı. Çok üzerine konuşmamıza gerek yok bence. Basın toplantısı üzerinden gidersek Poli gerçekten büyümüş, kendine gelmiş, hazır bir şekilde ben basının karşısında. Sabah da söyledim. Geri dönen şarkıcılar arasında en iyisi, hiçbir şey kaybetmeyip üzerine bir şeyler koyan aynen. tek sanatçı bu yıl. Aynen. Rahatlıkla. Ve ama onda bence Junior'ın çok büyük katkısı kesinlikle. Var. Kesinlikle. Ama böyle kadının içinde var aslında ama belki bir şeyden dolayı 2011'de biz onu göremedik. Yani İlk amatördü, çok gençti ama içinden gelen, biz bunu daha önce London Party'deki sorumda da sordum. Çocukluğundan zaten sunum yapma, sunuculuğa başlıyor. Hani belki İngilizce'de sıkıntı vardı, onu düzeltti. O yüzden bizimle bu kadar iyi iletişim kurabiliyor. Belki delegasyon bu sefer destekliyor. Bulgaristan gerçekten oyunun içine girmek istiyor. O yüzden çok özenmişler. Çok özenmişler ve herkes mükemmelliyetçiyim diye geçiniyor. Ama herkes mükemmelliyetçiyim derken Poli kadar çaba sarf eden, ben provasında durmadan değiştiren, uğraşan, gerçekten bir şeyleri geliştirerek, tamam mesela hepsine diyoruz ki şimdi Sırbistan'da sıra gerçekten iyiydi ama Manuel'le böyle dese de hani hatalar vardı, kabul edelim. Poli de kendi hatalarını kabul edip durmadan düzeltip aynen. geçiyordu. Ukrayna vardı. Ukrayna'nın da basın toplantısı çok hoştu. Performansından zaten bahsettik. Sesi çok iyiydi ama Ukrayna'dan alışık olmadığımız bir durumdu. Normal şartlar altında Ukrayna her zaman performansını değiştiriyordu. Yani şarkının yeni versiyonunu çıkartıyordu, şovu tamamen değiştiriyordu. Biz bunu her yıl yaşıyorduk. Ama Cemala'dan ekstra bir sürpriz gelmedi. Dediğimiz gibi başında bir talihsizlik gelmiş. İlk provada o yüzden çok kendinden emin değildi. Eşya valizi kaybolmuş, kıyafetlerini bulundu ama sonunda bulunmuş, çözüm yolu bulunmuş. Onda bir sıkıntı olmadı. Onun dışında Cemala ile alakalı şunu da söyleyeceğim. Basın toplantısında hiçbir politik soru sorulmadı. Yani hiçbir sorun olmadı. Ve en büyük alkışlardan birini evet, aldı. Evet, en büyük kesinlikle. Alkışlardan birini de Cemala aldı. Onun dışında Danimarka vardı. Danimarka bence destekleyen biri olarak beni hayal kırıklığına uğrattı. İlk provada iki defa Danimarka. Danimarka pardon. İlk provada iki defa şarkısına baştan başlamak zorunda kaldı. Birinde ledler sıkıntılıydı, mikrofonların diğerinde ses problemi vardı. Benim için Danimarka zaten en başından sevmediğim bir şeydi. Ama sonra dedim ki, dedim gerçek, çünkü ben Simon'un at gözlüğünü takmıştım bir defa. Ondan sonra onlardan tam dedim kurtuldum, güzel bir şarkı, final şansı var dedim. Sonra böyle bir canlı performans izledim. Anladım. Hayal kırıklığı. Ben şey bekliyorum. Çünkü şey dediler. Hani şarkıyı yükseltecek, böyle sahne yapacağız. Çok farklı olacak. Hani aynen. Çok farklı olacak dediler. Sonunda Melody Grand Prix'den daha kötü bir şey izledik biz burada.
çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Hemen ardından Norveç geldi. Norveç'te de Norveç aslında beni şaşırtan ülkelerden biriydi. Ya Agnetha'nın sesi zaten çok iyi. Ben beğeniyorum. Her ne kadar şarkıyı işte eleştirilse de birkaç şarkının birleşimi olarak gösterilse de bence ilk defa Eurovision'u izleyen biri için yani o gece o şarkıyla ilk defa tanışacak biri için bence iyi bir şarkı. Hı-hı. Ve Norveç açıkçası bu yıl bence şaşırttı. Çünkü genellikle İskandinav ülkeleri aynı şovu alıp bize gösteriyordu. Agnetha o cam kutuyu falan iptal etmiş. Onun yerine Serhat'ın platformunu koymuş. Dansçıyı platformun üzerine sokmuş vesaire. İyiydi bence. İyiydi, hoştu ama iyi yapan şey bence dansçı ya da olmasa da olurdu. Benim için Slovenya'daki biraz akrobat gibiydi dansçı. Onu açıkça söyleyeyim. Çünkü fark edilmiyordu zaten. Etkisi gitmiş yani. Boş. Ve Agnetha bence sahneyi dolduramıyor. Şunu kabul ediyorum. Ben çok etkilendim. Benim nefret ettiğim yani ne yazık ki bunu. Yani şeyden dolayı müzikal olarak sevmediğim bir şarkı. Ama gerçekten bende çok büyüdü. Şarkı olarak değil performans olarak etkiledi beni. Onu kabul ediyorum. O yüzden de final şansı net. Sürpriz yapabilir. Bence de. İlk 5 belki finalde. İlk 10 net. İlk 5 belki. Ama yani yine de bilmiyorum ya. Bizi şaşırtacak gibi geliyor. Onun dışında Norveç'te şunu ekleyeyim. Normalde basın toplantısını Norveç'in iptal etmişlerdi ama biz bir anda şarkıyı duyduk. Pres konferansa koştuk ve gördüğümüz şey delegasyon başkanıydı. Delegasyon başkanı onun adına basın toplantısına girdi. Hatta dalga geçti işte seneye Oslo'da görüşürüz diye. Sonrasında imza isteyen var mı diye falan dalga geçti. Çeşitli problemleri var. Onlara çok girmek istemiyoruz. Dediğimiz gibi Agnetha şu anda ortalarda yok. Ulaşılmaz. Ondan sonra Gürcistan vardı. Gürcistan'ın basın toplantısı ve performansı. Performansı oldukça yorucu demiştik. Performansı çok yorucu. Baş ağrıtıyor yani. Onu söyleyeyim. Agnetha zaten aslında ışık var diyorum ama baş ağrıtmıyor ama bir süre sonra baş ağrıtıcı bir pozisyona gelebilir. Şimdi o geldi. Ondan sonra daha ışıklı, daha ağır bir performans geliyor. Ben aslında biraz da Arnavutluk'ta bu yüzden düşünüyorum. Çünkü iki tane böyle artık insanlar şey durumuna düşecek. Hani ne yapıyoruz ya, ne oluyor aynen, sahnede. Arada sonra Ene de orada duruyor çok sakin, salim. Dediğimiz gibi sonrasında da zaten Ene de karşımıza çıktı. Ene'nin performansı çok sadeydi. Sahneyi en az kullanan ışıkları... teknikleri en az kullanan ülkelerden biriydi. Ben canlı yayında söyledim. Sanki böyle ellerinde sadece Düsseldorf'un şeyi var gibi. Sahnesi var gibi. Hiç İsveç bu kadar 3D olan ne bileyim. Sahnede çünkü çok güzel teknikler kullanabiliyorsunuz. Çok güzel tasarlanmış bir sahne. Şekilden şekle giriyor aslında. Bu çok güzel bir şey. Her performansta başka bir sahne görüyoruz aynen, bu yıl. Aynen. Çok farklı. Yani sahne açısından güçlü. Şu anda çıplak gözle gidip görmedik. Muhtemelen yarın göreceğiz. Önemli olan kamera da gördüğümüz zaten. Ama biz bir tane sahne değil. Çeşit çeşit sahne aynen, görüyoruz aynen, bu yıl. Aynen. Çok iyi kullanmışlar. Ve son olarak ikinci yarı finalin son şarkısı Belçika. Belçika'da dediğim gibi beni şaşırtan ülkelerden biriydi. Ses bakımından biraz sıkıntıları olsa da Belçika'nın canlı performansı yani en azından şovu çok iyiydi. Aynen öyle. Onun dışında ekleyeceğim bir şey var mı günün özeti?